Ömer tabii ki gelmeyin diyecek. Tabii ki başları belaya girmesini isteyecek. Ama bu yapılır mı ya? İnsan silah arkadaşını yüzüstü bırakır mı? Ya resmen çekip sırtından vurmuşlar adamı ya. Eğer Ömer'e bir şey olsun, bak o İpek'le Tolga'yı hayatta affetmem. Arda'cığım tamam, olan olmuş, yapacak bir şey yok. Şimdi Ömer'in telefonundan konum buldurmaya çalışıyorum. Bu da zaman alacak gibi ya, uf. Benim hiç vaktim yok. Giderim Tayyar'ın kapısına, çalarım kapıyı, sorarım kardeşime. Ya bir bak şuna Allah aşkına, Tolga herhalde binince özürünü diliyor. Hiç çekemeyeceğim şimdi. Tolga değil. Kim, gereksiz o banka mesajlarımı sil gitsin ya. Ömer burada. Buradan Ömer'i alın. Ne? Arda konum göndermişler. Dön, 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 hadi. Dön. Aslı. Ne yapıyorsun sen burada? Neredesin sen Nilü, hı? Biraz dolaşacağım deyip beni başından attın. Arıyorum, açmıyorsun. Çok merak ettim seni. Nilü, ne oldu? Anlat bana, ha? Yoksa Fatih'le mi buluştun sen, hı? Kimseyle buluşmadım Aslı. Kimseyi görmedim. İyi değilim ben, tamam mı? Uyuyacağım. Tamam. Ama bir karar verdin, değil mi? İmzaladın protokolü. Boşayacaksın onu, değil mi? Aslı, ben gerçekten yalnız kalmak istiyorum. Boşanman en doğrusu Nilüfer, tamam mı? O adam Elif'in hayatını mahvetti. Elif şu anda onun yüzünden hapiste. Sen bunu bir düşün istersen, ha? Nilü. Fatih'le aranda bir bağ kalmadı artık. Unutma. Gel bakalım Fatih Dündar, bu güzel geceyi güzel bir sürprizle taşlandıralım. Avukatçığım hoş geldin. Hoş bulduk Tayyar Bey. Getirdin mi istediklerimi? Beklenen an geldi ha Fatih Dündar. Ne oluyor gece gece? Al bakalım, kendin bak sevgili oğlum. Ailene resmen hoş geldin. Ne oldu, hani askıya almıştın? Seni korkutup gaza getirmek için de hepsi. Arada insanoğlunu böyle motive etmek gerek, değil mi? Sahte değil, merak etme, hepsi gerçek. Artık nüfus cüzdanını da sen çıkartırsın, değil mi? Daha fazla bekletmek istemedim. Bu geceki performansın beni çok duygulandırdı. Babana sarılmayacak mısın? O yaşları geçtik. Ben müsaadeni isteyeyim. İyi, güle güle avukatçığım, güle güle. Abi tutamıyorum misafiri, yetiş delirdi. Ben de gideyim artık. Hop, sen nereye gidiyorsun? Güya baba olduğun hesap sormaya mı başladın? Ben reşit olalı çok oldu Tayyar Dündar. Hayır, endişe ediyorum. Ömer'in ölümü duyulur duyulmaz o kanka arkadaşları sana takacaklar. Zaten o yüzden gidiyorum. Bakacakları ilk yer burası. Acilen volt olmam lazım. Bak, senden haber bekliyorum. Sağlam tut. Ömer! Ömer! Ömer!
öldürecek misin? Yalvarıyor musun yoksa? Komiser yapma, sen onurlu adamsın. Ne yapmaya çalışıyorsun Fatih? Amacın ne? Seninle hayata bakışlarımız farklı. Beni anlamaman gayet normal. Çök şimdi komiser. İçindeki Metin'i öldüremedin değil mi? Sevdiğin kadın senden nefret edecek. O Metin birazdan tarih olacak. Çök! Sakın saçma sapan bir hareket yapma. Bana güven. Buna gitmeni istemiyorum. Tamam mı? Birazcık kan akacak, o kadar. Sakın kıpırdama. Sakin ol. Ömer, tut nefesini. Şunu bir iç. Daha iyi misin abi? Yalnız var ya, Fatih Dündar Allah'tan iyi nişancıymış. Yoksa... Yoksa ne ya? Zaten seni öyle onun dibinde görünce ödüm koptu. Kalpten gidiyordum. Abi benim aklım almıyor ya. Ya ne yapıyor ki? Önce Elif'i hapse tıktı. Sonra seni kurtardı. Hem de onun aklından geleceğini bile bile. Ya durduk yere başına bela yaratıyor. Bilmiyorum abicim. Vicdan desek, sevdiği kadının ablasına niye böyle bir şey yapsın? Benim tek bildiğim, Fatih Dündar'ın sürprizlerle dolu bir adam oldu. Hadi gidelim buradan, kalk hadi. Nefret ettim zaten ya, önce bir hastaneye gidelim. Hastanelik bir şey yok, kurşun sıyırdı. Bir de düşünce kafamı çarptım galiba, o yüzden bayıldım. Ömer. En yakın arkadaşım yaralı ve ben onu doktora götüreceğim, tamam mı? Ya sen zaten cezalısın, tek başına gitmişsin eve. Kabahatinle otur derler adama Ömer Demir. Senin o inadın sökmez bana, tamam? Hadi düş önüme. Abiciğim böyle durumlarda en iyisi teslim olma. Bak şimdi çıkaracak sopasını. Hadi Arda, hadi. Düşün önüme, hadi. Lan Allah şerefsiz! Bu muydu lan senin planın? Ha? Bağırma dede. Ne bağırma? Ulan senin yapacağın işin içine ben. Kızı katil yaptın lan, hem de benim katilim. Kız gerçekten katil mi? Katilse sen nasıl yaşıyorsun? Mal mısın sen? Kendine gel. Lan yaşıyorum da kim biliyor? Sen demedin mi kimse ortaya çıkaramaz diye? Ne yapacaksın? Ömür boyu çürüteceksin mi kız hapiste? Onun arkası sağlam. Ömer ona bir şekilde bir çıkış yolu bulur. Ne yapsaydım? Hem seni idare et, hem kardeşini idare et, hem Tayyar Dündar'ı. Kolay mı zannediyorsun? Ama ben olmasaydım gerçekten gebermiştim. Elif zaten her türlü hapsi boylamıştı. Deveye hendek atlattım lan. Bana şükret, yaşıyorsun. Bana sorsaydın lan, bana. Belki ben daha iyi bir yöntem bulurdum. Belki Ömer de zedelenmezdi. Elif'e de bir şey olmazdı. Kimse zarar görmezdi. O fındık kadar beyninle mi bulacaktın Hüseyin? Kusura bakma ama hiç fikir danışılacak biri değilsin. Sen strateji adamı değilsin Hüseyin. Senin mermin hızlı. O yüzden Tayyar Dündar bugüne kadar sana katlanmış. Sana bir şey söyleyeyim. Ben de babamın yolundan ilerleyeceğim. Tamam,
ama bak bu bandaja çok güvenme, tamam mı? Tamamdır böyle, sağ ol. Kardeşim emin misin? Gidip dinlenseydin, bak ölümden daha yeni döndüm. O yüzden daha da kızgınım ya. Bir doktora göstermedin ya Ömer, pes yani sana. Tamam, eve gidince halledeceğim söz. Hadi siz de gidin ya. Tamam, sen git gel, biz buradayız. Tamam, istirahat edeceğim. Bana bak. Neyle itham ediyorsun sen beni? Ha? Çok net anladığınızı düşünüyorum. İpek, bak buradan çek git. İnan yoksa senin için hayırlı olmayacak. Ne yapacaksınız? Ömer. Rica ederim eski nişanlını buradan al ve ikiniz de burayı terk edin. Yoksa iş çığırından çıkacak. Ömer, senin bu oyununda ne oldu? Siz niye tartışıyorsunuz? Nezret Hanım'a Tayyar Dündar'ın evinde bu gece ne aradığını soruyordum. Bir tesadüf, ben de bunları sormak için gelmiştim. Bu niye sizi bu kadar ilgilendiriyor anlamadım. Bu bir. İkincisi... Elif'in halası onu hapse tiktiren adamın evinden çıkıyorsa bu beni ilgilendirir. Tayyar'ın evine yeğenimin hesabını sormak için gittim. Yoksa bir tek senin tekerinde mi bu hesap sorma işi? Siz evden çıkarken biz de kapıda sizi izliyorduk. İşte öyle hesap sorar gibi bir haliniz yoktu. O herif Elif'i içeri tıktırdı. O adamla tartışıyor olmanız gerekirdi. Allah'ım sen sabır ver. Benim derdim bana yeter. Bir de sizinle mi uğraşacağım ayol? Çıkın gidin buradan. Bir daha da gelmeyin. Bu kadar kolay kurtulamayacak elimden. Sen bana baksana bir. Ne var? Sen bu kadına niye bu kadar kızgınsın? Daha ne olsun Ömer, Tayyar Dündar'ın evinden çıktı kadın, görmedin mi? Ha. Tayyar'ın evinden çıktı diye buraya geldin, öyle mi? Buna inanmamı bekleme. Açık bir şekilde bana söyle. Bu kadına niye bu kadar taktın? Çünkü bu kadın tehlikeli bir kadın, tamam mı? Senle Elif'i ayırmam için bana teklif etmediği şey kalmadı. Ayrıca DNA testinin sonucunu değiştiren de buydu. Vay be Ömer Demir. Sen de öte tarafı boyladın ha. Nedret'ciğim, ben de şimdi senin bir müjde için arayacaktım. Hangi dağda kurt öldü? Bugüne kadar hiç müjdeli haberini duymadık. Biliyorum, seni memnun etmek pek mümkün değil ama... belki bu habere sevinirsin diye düşündüm. Ömer'den kurtulduk sonunda, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ya. Sen öyle san. Ömer birkaç saat önce gözlerimin önünde geberdi, gitti. Ömer az önce kapımdaydı. Hangimizin gözü kör acaba? Ne? Vay be. Ben de Nedret Hanım ailesini uygun görmediği için beni istemiyor sanıyordum. Ama Elif'le beni böyle tutkuyla ayırmak istemesinin altında başka bir neden olmalı. Şu kızı Filiz'in üstüne gidelim. Bence kesin orada bir hikaye saklı. Bir senedir hangi taşı kaldırsak altından farklı bir hikaye çıktı zaten. Bu gece bu kadar yeter abicim. Gidelim dinlenelim biraz. Hadi, 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 hadi. Hadi aç şu telefonu. Aç ulan şu telefonu. Aç. Ne demek lan bırakıp gittim? Lan nasıl kardeşimi bırakırsın çukurun dibinde? Lan sen ne yapıyorsun? Lan ya kurşun sıyırmadıysa? Ya Arda'yla Pelin yetişemezse? Lan diri diri mi gömeceksin kardeşime? Bir sus.
sus, şimdi gırtlağına çökeceğim senin. Kardeşin yaşıyor, ölmedi. Bak arıyor. Kesin öğrendi Ömer'in ölmediğini. Senin şu kardeşin 2 dakika daha ininde dursaydı olmaz mıydı? Ölürdü değil mi? Ömer'in canını kurtar, Tayyar'ı idare et. Bir de hasta bir polis eskisinin azarını küfürünü çek. Ne lan bu? Ne yapacağız şimdi? Ben ne dersem onu yapacaksın. Bana mecbursun. Mecbur mu? Ne mecbur ulan? Hani ortaktık oğlum? Hani yoldaştık? Bazı şeyler değişti. İstediğim şeylere bu kadar kolay sahip olabileceğimi düşünmüyordum. Tayyar Dündar fazla yufka yürekli çıktı. Artık resmen onun oğluyum. Vay be. Kafa kağıdını aldın ha. Aferin. Bir yerine kadar yaktır o zaman. Bu kafa kağıdı için kaç kişinin canına kıydınız lan? Hüseyin, Tayyar'ın ortadan kaldırılması gerek. Babamı öldür. Ben bu imparatorluğun başına geçeyim. Sana da hayatında kazanamayacağın kadar büyük bir servet vereyim. Git kendine yeni bir hayat kur. Hani imparatorluk ikimizindi lan? Ne oldu da birdenbire fikrin değişti? He? Bacağımı kestin lan. Gelinimi hapse attın. Ne karşılığında? Bu mu lan karşılığı? He? Sana da babamı öldür diyor. Bak! Yemezler oğlum. Yemez Anadolu çocuğu. Çarşı pazar olsun Fatih Dündar. Hüseyin sen yoksun. Sen yaşamıyorsun. Tayyar öldürüldükten sonra kimse senin peşine düşmez. Alırsın paranı, gidersin yepyeni bir hayat kurarsın. Payına düşene razı ol dedi. Sana verdiğim parayla torunların bile krallar gibi yaşar. Ben burada her şeyi ayarlarım. Tayyar öldükten sonra herkes kazanır. Sen, ben, Ömer, Elif, Nilüfer. Ailene de açıktan yardım edersin. Ben de buradan ederim. Bari onlar için yap. Bir şartla. Burhan'ı da yanımda götüreceğim nereye gidersem. İlla işi atacak bir şey bulacaksın değil mi? Bunu seninle daha önce konuşmuştuk. Riskli. Ömer öğrenirse peşine düşer. Bana bak Fatih. Tamam. Seninle küçük veletinin yurt dışına çıkması için bir şeyler yapacağım. Anlaştık o zaman. Ben de senin işini yapacağım. Hem kendim için hem de ailem için. Bu şerefsiz babanın leşini sereceğim. Sen de filler tepişirken kâra geçen adam olursun. Küçük Dündar. Hadi iyi geceler. Biz de gelelim Ömer. Şu pansumanı bir tazelerdik. Böyle bu yara değil yani. Ben hallederim. Sıkıntı yok. Olsun abicim, yalnız kalmasaydın. Ya ben şuradan bir taksiye atlayıp kaçıyorum ama siz Ömer'le kalın bence. Biraz daha geç kalırsam Yağız'ın bir bakışçısı daha istifa edecek çocuğum. İyi tamam, sabah emniyette görüşürüz Ömer. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi abicim siz de gidin, evinize dinlenin. Heh. Bak yalnızlık bana iyi geliyor, merak etmeyin beni. Tamam abi, bir çay içeydik. Arda, hadi kardeşim hadi, cümleten iyi geceler. Tamam kardeşim, eyvallah. Yalnız bak, Salih'i kapıya dikeceğim, sonra görüp de celallenme. Malum şimdi senin yaşadığının haberi çoktan uçmuştur onlara. Tamamdır. Arda, siz olay yerine gittiniz. Bir şey bulabildiniz mi? Yarın bir emniyette üstünden geçeriz. Tamam. İyi geceler. Alo. Savcıyı aradın mı? Aradım. İnşallah yarın sana bir sürprizim olacak. Ama Ömer, biz yine de çok heveslenmeyelim, olur mu? Malum sen de kimseye zor da bırakmak istemezsin. Umut etmeden olmuyor Pelo. Elif'in gözlerini görme ihtimali beni yaşatıyor. Hadi gidin, hadi gidin. Ya
Ömer Demir son sözü söyleyip kalbimize koru bırakıp gitti yine. Ya kızım sen niye benim lafı ağzıma tıkıyorsun ki? Söyleyecektim, şüphelerimiz var diyecektim. Zor da sabaha kadar uyumayacaktı Arda. Görmüyor musun? Ölümden dönmüş zaten. Bırak da uyusun, bir dinlensin, kafası boşalsın. Ya iyi de kızım, o demedi mi? O demedi mi bize? Ben Umut olmadan yaşayamam diye. E bunlar işte hep Umut ona. Ya yalancı Umut kalbi paramparça eder. Eğer yanılırsak büyük hayal kırıklığına uğrar. Ya bir emin olalım, tabii ki söyleyeceğiz. Ya tamam Pero, tamam. Tamam. Kadınlar bizden daha akıllı, kabul ediyorum. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Ve hatta haykırıyorum buradan. Kadınlar olmasaydı dünya dönmezdi bile yani. Sen kokuyor. Her yerde sesin dolu. Dört yanım sen. Bu güzel. Huzur verici. Az sonra kapı çalacak, işten gelecekmişsin gibi hissettiriyor. Öyle de yaşıyorum zaten. Bu kapı çalacak, sen gelecekmişsin gibi. Geleceksin de Elif'im, ben inanıyorum. Sen de inan buna. Bugün senin düşünmediğin bir anın bile olmadı. Attığım her adımda, aldığım her nefeste yanındaydın. Sevgilim, kaderim. Bir mucize olsun diye beklediğini biliyorum. Merak etme. Olmasa da olduracağım. Çok yakında evimizde beraber olacağız sevgilim. Kapımızı birlikte açacağız. Birlikte gireceğiz yuvamıza. İyi uykular sevdiğim. Thank you.
Neredesin lan sen? Ha? Neredesin? Nerede olacağım babacığım? Nüfus müdürlüğünden yeni çıktım. Çok mu acelesi vardı? Ben neyin peşindeyim, sen neyin peşindesin? Vardı tabii. Ben bir süredir bunun uğrunda ne haltlar yedim biliyorsun. Bak ne yazıyor? Adı Fatih, baba adı Tayyar. Fatih Dündar. Vay be. Ulan ben burada delirmişim. Sen bana neler söylüyorsun? Ömer ölmemiş. Geceden beri seni arıyorum. Niye geri dönmüyorsun sen bana? Nasıl ölmemiş canım? Allah Allah. Sana sormak lazım. Nasıl vurduğunu sen biliyorsun. Adamı senin gözünün önünde vurduk attık çukura işte. Vay be, 9 canlı çıktı demek komiser. Şimdi senin canına da Ömer'in canına da ne yapacağız şimdi? Adam yakaladığı yerde tutuklayacak beni. Relax dedi. Don't panic. Adam seni tutuklayacak olsa şimdiye kadar yapardı. Komiseri ikimiz de tanıyoruz. Onun bir hesabı var muhakkak. Ama o mermi yüzünden bize saldırmayacak, orası belli. Rahat ol. Bak diyorsan bırak, hemen eve gel. Hemen! Günaydın Colombo. Günaydın. Teşekkürler. Teşekkür etme, yardım et. Bana bak, ben çok acımasız bir patronum, tamam mı? Sen şimdi onları yerleştireceksin, ben de ellerimi yıkayacağım. Hadi. Ne horladın be Aysel? Eşek anırır gibi. Koş değiştir o zaman. Allah Allah. Evet. Mutfaktaki en önemli kural nedir Ömer? Hı? Aslı buna gerek yoktu. Hijyendir Ömer. Hijyen. Evet, anlat bakalım deneyimlerini. Aslı vaktimiz az. Hadi yapmamız lazım. Bana bak, atarım seni mutfaktan ha. Zaten moralim bozuk, bütün ucumu senden çıkarım. Şimdi anlat. İşte annem birkaç defa biberle ekmek yaparken ona yardım etmiştim. Yumurta kırarım, ben hemen yaparım. Carçurt işte bu. Tamam. Ben sana her şeyi öğreteceğim, tamam mı? Hadi. Şimdi bana derin bir kap ver. Derin bir kap. Hı-hı. O kadar. Hı-hı. Oyunum taş gibi olmuş ya. Verdikleri yatak yatak değil ki. Aman cezalarını. Kalk hadi. Bak kahvaltı hazırlıyorlar. Aç için olmaz böyle. Canım istemiyor, sağ ol. Ne o? Hor mu görüyor haspam bizim kuru ekmekli soframızı? Nerede öyle jambonlar, sucuklar, yok efendim bal börekler? Ha? Sosyete gülü, konuşsana. Elif Denizler, ziyaretçin var. Ne be bu? Bugün ziyaretçi günü değil. Bu ne torpilmiş, anasını satayım. Bu itirazlarını bir dilekçeyle Savcı Bey'e yaz. Sıkıysa tabii. Şu karıya bak ya. Burada yalı hayatı sürecek. Vallahi verecekleri paraya ben kıl oldum bu zengin züppesine. Yok be. İyi kız bence. Ne zararı var sana? Psikiyatrist mi geldi? Ufak bir kaza oldu. Ama sapasağlam karşındayım.
Olmaya devam edeceğim. Gel otur, gel. Ne oldu? Günlerin çok mu zor geçiyor? O yüzden mi gözlerimdeki orman hüznü çöktü? Daha yeni uyandım, ondandır. Ondan mı? Hayırdır? Sen hani daha bir hafta gelemiyordun. Ya Pelos sağ olsun Savcı Bey'le konuştu. Cinayet büro adına seni tekrardan ifadeni alacağım. Yani işte belki bir şey hatırlarsın diye. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kocaman bir boşluk. Sevgilim. O işin bahanesiydi. Ben gözlerinde kaybolmam, kokundan hasret gidermek için geldim. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ama asıl sürpriz burada. Ay. Kruvasan. Ama bu kruvasanlar öyle basit kruvasanlar değil. Bu beceriksiz sevgilin kendi elleriyle yaptı. Sen mi yaptın bunu? Aynen öyle. Benim için mi? Aynen. Mis gibi kokuyor. Tadına bakmayacak mısın? İçeride bakacağım. Yanımda senden ne kadar çok şey götürsem o kadar iyi geliyor. Ben zaten hep senin yanındayım sevgilim. Bak bir de bunlar var. Her zaman kullandığımdan almışsın. Evet. Bir de bunların yanında bir mektup olacaktı ama. Ama ne? Vaz mı geçtin yazmaktan? Yok aslında vazgeçmedim. Bütün gece boyunca yazdım attım, yazdım attım. Gönlümden geçenleri kelimelere aktaramadım. Kelimeler kifayetsiz kaldı. Bizim böyle gözlerimiz şimdi buluştu ya. İşte bunu anlatamadım. Sana bir şey söyleyeceğim. Sana hep düşüncesizsin, kabasın diyordum ya. Hepsini geri alıyorum. Sen hayatımda gördüğüm en zarif, en düşünceli, en duygulu adamsın. İnsan senin karşında başka türlü nasıl davranabilir ki? O güzel duygulardan nasıl vazgeçebilir ki? Bak işte şu gülümseyişim var ya. Bu gülümseyişin için her şeyi yaparım. Gerekirse gökkuşağını aşağı indiririm bu gülümseyiş için. Elif'im. Canım sevgilim. Hı. Ne istersen iste. Ne dilersen dile yaparım. Özgürlüğümü istiyorum. Seni benden alan, hayatımı çalan bu esaret bitsin artık Ömer. Başka hiçbir şey istemiyorum. İyi kızım. Börek birazdan pişer. Yanına da ayran yapacağım, yersiniz. Kardeşlerin nerede? Top sahasına gittiler. Bismillah. Ya ben kaç kere söyledim. Şu aletlerin hepsini birden çalıştırmayın. Atıyor işte sigortalar. Bir bakayım şuna. Kardeş ne yapıyorsun Allah aşkına? Birikmiş borcunuz var. Elektriğinizi kesiyorum. İyi de insan bir kapıyı çalar. Kapınızı çalsam da sonuç değişmeyecek. Faturanızı ödeyip açtırabilirsiniz. Yapma kurban olayım. Ben kocamı daha yeni toprağa verdim. İçeride 3 yetim, 2 tane ihtiyar var. Annem duyarsa kalbine iner. Faturalarınızı ödememişsiniz. Mecburum yenge. Ödeyeceğiz. Benim eşim polisti. Yarın bir gün bağlarlar maaşını. Hemen öderim. Benim yapacak bir şeyim yok. Yaparsın.
Yani buraya gelmemiş gibi yaparsın. Yani birkaç gün sonra gelecekmiş gibi farz et. Ben de o arada hemen öderim. Vallahi billahi kocam öldü. İnanmıyorsan git mahalleliye sor. Yalanım yok. Eğer biraz vicdanın varsa bizi karanlıkta bırakma. Elif ne oldu? Bir şey olmuş. Sen anlat bakalım. Herkes nasıl? Elvan anne nasıl? Melike nasıl? Elif ne oldu dedim. Psikiyatristimi sevmedim. Tamam, avukatına söyleriz, değiştirilmeyi talep eder. Yok, yani o kadar değil, gerek yok. Kendimi çok iyi hissetmiyorum, belki de o yüzden. Yani belki de tamamen benimle ilgili. Elif'im çok haklısın. Cezaevi koşullarında yaşıyorsun. En çok da bu belirsizlik canını sıkıyor. Ama ben çok şanslı biriyim. Bana kruvasan yapan bir sevgilim var. Dünyada kaç kıza böyle bir piyango vurur ki? Çok az kaldı sana. Çok güzel haberlerim olacak. Rahmetli babam sık dişinince verme canını derdi. Biz abimle çocuk kafamızla anlamazdık. Kızardık. Ama doğru. Az sabret Elif. Az da ya. Sıkacağım dişimi. Vermeyeceğim canım. Usta ne demiş? Sevgilim, bu ayak sesleri, bu katliamda hürriyetimi, ekmeğimi ve seni kaybettiğim oldu. Fakat açlığın, karanlığın ve çığlıkların içinden güneşli elleriyle kapımızı çalacak olan gelecek günlere güvenimi kaybetmedim hiçbir zaman. İşte biraz sinir, biraz umut, biraz daha hayal. Günlerim biraz daha güzel geçer. Benim seninle günlerim hep güzel geçiyor. Burada olsam bile. Sadece rüyalarımda ve hayallerimde yeni tutuyor olsam bile. Bahar gelince leylakları öyle bir koklarsın ki, öyle içine çekersin ki evine götürmek istersin. Hatta bahar geçince üzülürsün. Ben de senin kokunu evimize götüreceğim. Tabi bu dünyada baharı da kovalamak var ama olsun. Kokumla beraber o da benim umudum olsun. Vakit tamam başkomiserim. Asla iyi düşünmekten, umut etmekten vazgeçme olur mu? Ne olur? Hadi. Seni seviyorum. Benim umudum sensin. Sen de benim her şeyimsin.